Yine konumuza devam edecek olursak genital sihirden bahsedelim biraz da. Bunun Evet. oluşum evreleri nasıl oluyor? Genital herpes maalesef günümüzde hızla yayılıyor. Neden yayılıyor, niçin yayılıyor? İşte Tekirdağ'dan bir hanımefendi kızıyla beraber beni aradı. Anne kız kavga yapmışlar. Kızı ağlıyor. Annesi bağırıp çağırıyor hala telefonda. O arada beni arıyorlar. Hem kavga yapıyorlar hem beni arıyorlar. Diyor ki sen nasıl yaparsın da annesi. Ben de telefon ediyorum. Beni arıyorlar hem kavga yapmaya devam ediyorlar. Babam diyor öldürür seni nasıl olur da işte ilişkiye girersin evlenmeden falan kavga yapıyorlar. Bir tarafta beni arıyorlar. Allah Allah ne oluyor ya. Dedi ki hiç sorma ya. Benim kızım dedi nasıl kaptıysan mikrop kapmış. Yani herpes simplex tip 2 evet, olabilir dedim yani illa ki doktora demiş ki cinsel yolla bulaştı demiş. Kızı diyor ki asla ben ilişkide bulunmadım diyor. Bana dediler ki nedir bu? Cinsel yolla bulaştı diye bir şey yok. Klozette alafranga, klozet kullanmak aslında sağlıklı değil. Evet. Ama mecbur kaldınız, umuma açık bir yerde kullandınız. Temizlik. Bakterilerden yürüyen bir şey Virüs. diyorsunuz, yani virüs, Virüs. evet. Sizden önce orada birisi o klozeti kullandıysa ondaki mikrop size geçer. Yani illa ki cinsel yolla bulaşır diye bir şart yok. Bu nedenle genital sihir, genital herpes hızla yayılıyor insanlarda. Evet, bir telefon bağlantımız var. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ayşe Hanım, nasıl yardımcı olabiliriz size? Buyurun. Yani varislerim çok azmış, 30 yıldır. Variz Yani bunun rahatsızlığınız var, evet. ne gibi bir ilacı var? Doktorlardan bir ilaç alamadım. Kaç yıldır variz? 30 yıldır, 30 30. yıldır variz var, evet. Evet. İbrahim Bey. Evet, varize karşı dünyada en etkili bitki at kestanesi. At kestanesinin birleşiminde, at kestanesi çok acı olduğu için çayını yapmak zor, çayı içilmez. Birleşiminde at kestanesinin eskin denen bir madde var. Bu zaponin türevi. Damarlardaki efendim ortaya çıkan varize, venöz yetmezliğe, baldır ve bacaklardaki efendim huzursuz bacak sendromuna, baldır ve bacakta oluşan ödeme karşı, kaşıntıya karşı dünyada en etkili bitkidir Evet. at Şimdi kestanesi. variz ameliyatta alınıyor ve bir daha çıkmıyor deniliyor ama bunun Hayır hayır bitkisel yani yollarla çözümü nasıl? ameliyat çözüm değil ameliyat oradan alırsın başka yerden Başka yine yerden çıkıyor. Yani tabii nüksedebilir. nüksede o Evet. çözüm değil. Burada damarların içerisindeki böyle ventil gibi kapakçıklarda arıza oluşuyor. Kapanmıyor. Toplar damar kanı topladığı gibi geri gitmemesi gerekir, akmaması gerekir. Buradaki kapakçıklardaki arıza nedeniyle burada kirli kan yoğunlaşıyor. Zamanla görevini yapamaz hale geliyor. Toplar damar yavaş yavaş önce iltihaplanır veya kirli kan birike birike varize sebep olur. Evet, bir telefonumuz daha var tam konumuzun üzerine. İyi akşamlar. Efendim, iyi İyi akşamlar. akşamlar. Buyurun. Yusuf Hocam, Bey. iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Ben fazla zamanınızı almak istemiyorum. Hocam ben 8-9 ay önce bir MR sonucu hipofiz andona denen bir kitle olduğunu söylediler. Ameliyat oldum. Yalnız hormon dengesizliği çıktı. Hormon düşüklüğü çok çıktı bende. Bana ne önerirsiniz hocam? Hormon derken hangi tür hormon? Prolaktin mi yoksa cinsellik testosteron hormonu mu? Testosteron evet, cinsellikle ilgili hocam. Ha, okey, tamam. Şey var hocam, bir dengesizlik var, halsizlik var. Ameliyattan sonra bir türlü kendime gelemedim yani. Okey. Şimdi varizle ilgili bir şey söyleyeyim de oraya geçeyim. Tamam. Şimdi varizle Tamam. ilgili variz ve venöz yetmezliğine karşı Heidelberg ve Bochum Almanya'da iki şehir. Burada variz problemini hastaların için at kestanesiyle ilgili klinik araştırması yapılmış. Burada bu tür problemi olan hastalar, yüzlerce hasta variz, venöz yetmezliği hastaları herhangi bir ameliyata gerek kalmadan birkaç ay içerisinde iyileşmiştir. Şimdi hipofiz bezesinde yani hipofiz bezesi hipotalamusun altında
sarımsak gibi sallanan nohut büyüklüğünde bir beze. Hipofiz bezesi vücudumuzdaki bütün hormonların orkestra şefi gibi. O idare eder. Orkestra şefi. Hipofiz bezesinin sapında nohut büyüklüğünde dedim. Toplu iğne başı kadar bir adenom oluşur. Buna mikro adenom denir. Bazılarında da nohut büyüklüğünde oluşur. Büyük olursa da makro adenom denir. Mikro veya makro adenom oluştuğu zaman sinir hücrelerine zarar verir. Görme zafiyetini, görme anormalliklerine sebep olabilir. Prolaktin hormonu aşırı yükselir. Bu mikro veya makro adenom nedeniyle cinsel hormonları, çünkü prolaktin hormonu kadınlardaki süt hormonudur. Hı hı. Yani prolaktin hormonu yükselirse annelik hormonları, kadınlık hormonları yükselir. Hı hı. Erkeklik hormonunu baskılar. Bunu çok kolay, basit yolla ameliyatsız tedavi mümkün. Nasıl? İksir kullandığı zaman iksir, miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümörü yavaş yavaş eritir. Hı hı. Erkeklik hormonu azalan kişi için iksir, aloe vera jel, keçi boynuzu forte. Keçi boynuzu kullandığı zaman erkeklik hormonunu yavaş yavaş artırır. Bir de testisleri ve genital bölgeyi masaj yapmak için ozon forte diye çok özel bir masaj yağı var. Ozon forte. Bu da testislerdeki kılcal damarları güçlendirir. Hormonların kalitesini artırır. Bizi ararlarsa daha teferruatlı bilgi veririz. Evet.